Simetrik ve ters simetrik matrisler örnek soru 1. Bu videomuzda simetrik ve ters simetrik matrisler konusunda bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A bir kare matrisi olmak üzere, yani satır sayısı ile sütun sayısı aynı olan bir matris. N çarpı N gibi. A şıkkında S matrisi eşittir A artı A'nın transpozu ise S matrisinin simetrik matris olduğunu gösteriniz. B şıkkında P eşittir A eksi A'nın transpozu ise P matrisinin ters simetrik matris olduğunu gösteriniz. Öncelikle A şıkkıyla başlayalım. Bir matrisin simetrik matris olması için transpozunun kendisine eşit olması lazım. Bir matrisin transpozunu aldığımızda kendisine eşit olursa o zaman o simetrik matris olur. İse S simetrik matristir. Sadece gidip şimdi bu işlemi yapalım. S'nin gidip transpozunu alalım. Karşı tarafın da transpozunu alıyoruz. Toplama çıkarma durumundaki ifadelerin transpozu alınırken ayrı ayrı ikisinin de transpozu alınır. A'nın transpozu artı A'nın transpozunun transpozu. Bir matrisin transpozunun transpozunu alırsak matrisin kendisine ulaşırız. A'nın transpozu artı A olur. Görüleceği üzere A'nın transpozu artı A, A artı A'nın transpozu. Toplama işleminin değişme özelliği vardır zaten. S eşittir S'in transpozu diyelim. Olduğundan S matrisi, S matrisi ya da simetriktir. Gelelim B şıkkına. Bir matrisin ters simetrik matris olması için transpozunun kendisinin eksiyle çarpılmışına eşit olması lazım. İse P ters simetriktir. O zaman bizim bunu gösterebilmek için bunun gidip transpozunu almamız gerekir. P'nin transpozu. Bu ifadenin gidip transpozunu alacağız. Toplama çıkarma durumundakilerin transpozu ayrı ayrı alınır. A'nın transpozu eksi A'nın transpozunun transpozu. A'nın transpozu, transpozun transpozu kendisini verir. Eksi A. P'nin transpozunu bu şekilde bulduk. Eksi P'yi de bulmamız lazım şimdi. P'nin transpozunun eksi P'ye eşit olduğunu göstereceğiz. P'yi eksiyle çarpacağız. P burada. Onu eksiyle çarparsak şöyle A eksi A'nın transpozu diyelim. Eksiyle çarparsak eksi A artı A'nın transpozu oluyor. Görüleceği üzere ikisi birbiriyle eşit. A'nın transpozu eksi A artı A'nın transpozu. Sadece yerleri değişik. Onların eşit olduğunu görüyoruz. P'nin transpozu eşittir eksi P olduğundan P ters simetrik matristir. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.